Herkese merhaba. Bugün sizlere Eskişehir Odun Pazarını gezdireceğim. Camileri, tarihi yerleri, müzeleri vesaire bütün böyle gezilecek önemli yerlerini tanıtmaya çalışacağım. Hemen sol tarafta görüyorsunuz nerede ne var bir yön harita size çizmiş. Ben önce Kurşunlu Cami ve Külliyesi'nden başlamak istiyorum. Buranın girişi bu şekilde. Bizi karşıda hemen bir şadırvan karşılıyor. Buranın özelliği bir külliye olması. Yani sadece içerisinde kurşunlu camisi yer almıyor. Buranın içeriğinde cam sanatları merkezi, fotoğraf galerisi, lüle taşı galerisi, el sanatları çarşısı gibi önemli yapılar var. Külliye 1515 yılında yani 16. yüzyıl civarında yaptırılmış bir yer. İçerisinde taphane, imaret, aşevi, kervansaray, şadırvan gibi pek çok e, bina var diyeyim. Şu anda sizlere geldi yani sizlere gösterdiğim yerde Lüle taşı galerisi diyeyim. Biliyorsunuz ki Eskişehir dendiğinde akla ilk gelen e, yani en meşhur şey e, Lüle taşıdır. Lüle taşı şehrimizde işlenebilen Gayet güzel e, heykelcikler ne bileyim pipolar şu anda görüyorsunuz Atatürk e, var karşımızda. Bu şekilde işlenerek şekil alabilen yumuşak farklı bir taş. Sadece biliyorsunuz en büyük e, çıkarıldığı yerde Eskişehir. Burası El Sanatları Çarşısı hemen Lütaşı e, kısmının karşısında yer alıyor. Yine burada da işte minyatürler var e, hat sanatıyla kullanılıyor. E, ilgili hediyelikler var diyeyim. Onun dışında yine lüle taşı var. İşte yapraklara basılmış ebrularla yapılmış ayraçlar var. inanılmaz güzel. Yani burası tamamen el sanatları. Yani o yüzden de çok kıymetli bir çarşı. Gezmenizi mutlaka öneriyorum. Aynı yerin tam ortasında da Mevlevi Hane var. Burada da ayın belirli günlerinde her ayın yanılmıyorsam Cuma ya da Cumartesi günüydü. Bir gösterimi oluyor. Burası da külliyenin bahçesi. Ön tarafta cami vardı biliyorsunuz. Evet Osman Yaşar Tanaçan fotoğraf galerisi var burada. Burası oldukça değerli bir galeri. Ben görmenizi isterim açıkçası. Burada girişiyle ilgili bilgiler var. Tam bilet 30 lira. Durdurup yine de oradan takip edebilirsiniz. Burası da sıcak cam üfleme atölyesi. Burayı mutlaka görmenizi öneriyorum. Burada da gösterimler oluyor bu arada. Yani oturup izleyebiliyorsunuz. Çok güzel, çok keyifli bir ortam. Burayı mutlaka görmenizi öneriyorum. Yani bir külliyenin içerisinde gördüğünüz gibi 3-4 yeri sizlere tanıttım. Odun pazarı oldukça vakit isteyen bir yer. Şimdi de karşınızda külliyenin tam arkasında kalan yeşil Efendi Konağı var. Burada e, ismi şöyle geçiyor: Yeşil Efendi Konağı ve Atatürk ile bir gün galerisi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında Eskişehir e ziyareti sırasında bir gün kaldığı konak. Çok güzel bir yer. Mutlaka görün. Burası unutuluyor genelde ama ben öneriyorum. Evet, burada da odun pazarı evlerin arasında yürümeye başlıyorum. Burada gördüğünüz gibi e, eski yapılar var. Odun pazarı Eskişehir'in İlk yerleşim yeri gibi düşünün yani yerlilerinin yaşadığı asıl Eskişehirlilerin yaşadığı bir bölge. Odunpazarı evleri haline yani bu tarihi bölge haline gelmeden önce böyle bir yer değildi. Fakat aslına uygun olarak kesinlikle bunun dışına çıkılamıyor restorasyon sırasında. Evler bu şekilde renkli renkli tamamlandı, restore edildi. İşte kimisine kafeler açıldı, kimisi dükkan oldu ve genellikle dükkanlar el sanatlarına yönelik. Yani belediyenin açtığı kurslar var. Bu kurslarda özellikle çok fazla kişi yetiştirildi ve buralara yerleştiler diyebilirim. Burası Rasta Kafe. Burayı unutmayın. Size mekan önereceğim demiştim. Rasta Kafe müthiş bir yer. Mutlaka görmenizi istiyorum. Bu şekilde canlı müzik var. Müziği dinlemeniz için bir miktar ben sustum. Müzik bu şekilde çok güzel. Dışarıda da oturabiliyorsunuz. Burası hemen rastaferin bitişiğindeki güzel bir hediyelik eşyacı Yine burası da odun pazarı evlerinde yer alan bir dükkanın içi bakın. İçeride yok yok fotoğraf çekim alanları, kıyafetler. Buranın adı tuğralı Konak. İçeride de Tura var gördüğünüz gibi. Hediyelik eşya alabilirsiniz. E, fotoğraf çekebilirsiniz. Yani bu tarihi dokuyu yaşatmaya çalışan güzel bir işletme burası da. E gördüğünüz gibi el işleri genelde satılıyor ve mülle taşı var. Burası da kurşunun külyesinden çıktığınızda Sol tarafa yani hülyeye sırtınızı verdiğinizde sola döndüğünüzde çıkacağınız yer. Bu sokakta e, buralar biraz daha yeni açıldılar ve ben e, çok seviyorum. Kahveciler var. Kumda kahveciler. Çok keyifli. Çeşit çeşit. Kavunludan tutun. işte ne bileyim şu an örnek veremiyorum. Bir sürü Türk kahvesi çeşidi var. Böyle çok güzel fotoğraf çekebileceğiniz alanlar var. Bakın burada sizin için çekiyorum bunu da. E, evet çeşitleri de orada yazıyor. Kendiniz inşallah geldiğinizde görürsünüz. Bir yer. Burası da Lüle taşının yapıldığı bir işletme sizin için çekmek istedim. Gördüğünüz gibi bu lüle taşı yumuşak bir taş. işlenebilir bir taş. Kırılmıyor. Bu şekilde ellerindeki aparatlarla bunlara şekil veriyorlar. İşte küp halinde taktı oraya. Bu şekilde şekillendirdi ve gösteriyor. Bunlar tespih yapılıyor. Küpe yapılıyor. Aklınıza gelebilecek takıyla alakalı aslında bakarsanız her şeyde kullanılıyor. Özelliği şu çok hafif bir taş. Çok hafif. Yani geldiğinizde mutlaka... Kendinize bir adet tesbih ya da bir hediyelik edinin derim. Oradan devam ediyorum. Burası yine odun pazarı evleri kısmı. Burada çok güzel cam cadısı var. Bu içerisini mutlaka gezin. İnanılmaz hediyelikler var burada. Fiyatları da makul arkadaşlar. Yani diğer şehirlerde olduğu gibi değil gerçekten. Yani çok rahat sevdiklerinize minik minik hediyeler alabilirsiniz. Bu da odun pazarının kedisi hamile bir kedicik. Onu da çekmek istedim. Evet burası da bu şekilde. Yine hediyelikler. Bakın dikkatinizi çeken çekiyorsa her yerde ünlü taşı görüyorsunuz. Yani bu çünkü bizim buralarda meşhur. Evet şimdi devam ediyoruz. Buradan yine yani böyle sokak sokak belki rahat bir 15-20 böyle sokak vardır herhalde. Tek tek bunlara girip çıkarsanız buradaki bütün dükkanları gezme şansınız olacaktır. Buradan devam ettiğim zaman da Atlıhan El Sanatları Çarşısı'na çıkacağım. Sağımda da Ayten Usta kalacak. Mutlaka duymuşsunuzdur. Eskişehir'e geldiğinizde şu anda görüyorsunuz Aytan Usta'yı yemekleri kahvaltısı oldukça geleneksel ürünlerin yer aldığı çok güzel bir mekan. Mutlaka buraya da bir fırsat tanımanızı isterim. Evet odun Odunpazarı'nın meydanında belediye tarafından kadınlar için bu tarz açılmış masalar var. O masalarda da kendi ellerinde ürettiklerini sergiliyorlar. Bu masalar için bir ücret alınmıyor. Kadına destek diyebiliriz. Bu anlamda belediyemizi tebrik ediyorum. Odun Odunpazarı'nı bir cadde ikiye ayırıyor. Burası ikinci kısım. Ben size birinci kısmı gezdirdim az önce. Şimdi geçeceğimiz kısımda da Kurtuluş Müzesi. Şu anda gördüğünüz gibi Kurtuluş Müzesi'ni görüyorsunuz. Burası çok değerli bir müze arkadaşlar. İçeride Kurtuluş Savaşı'nın temsili bir gösterimi var. Mutlaka girin, mutlaka izleyin. İşte görüyorsunuz çalışma saatleri bu şekilde, bilet fiyatları da aynı orada yazdığı gibi. Kurtuluş Müzesine mutlaka bir şans vermenizi istiyorum. Ayrıca çıkışta Mustafa Kemal Atatürk fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Harika bir anı. Mailinizde bunu gönderiyorlar ve ücretsiz, tamamen ücretsiz. Evet, burada da ben arka taraftan Atlahan'a girmek istedim. Önünü size çekeceğim. Bu bölgeden Atlahan'a ilerliyoruz. Evler gördüğünüz gibi hepsi tek çeşit. Yani büyüklükleri tabii ki değişiyor, ama cam şekilleri, işte ahşap kullanımı, bunlar hep. Tek çeşit orada Atol Behramoğlu kitaplığını gördünüz. Burası Atlan içi. Burada bir canlı müzik var. E, bu beyefendi yıllardır burada bu şekilde e, müzik yapıyor. Çok keyifli. Evet, burası Atlanın içi. gene gördüğünüz gibi kısım kısım böyle e, minik minik dükkanlar var. Evet, lüle taşı bu. Bu arada ilk e, çıkarıldığı hali. Bunları işliyorlar. Atlanda genelde lüle taşı var. Onun dışında da takı bulabilirsiniz. İşte magnet bulabilirsiniz. Her türlü şey var. Dışı burası bakın. Asıl meydandan girişiniz burası olacak. Tam karşısında da benim çok sevdiğim tarihi odun pazarı köftecisi köfteci Ahmet var. Buraya gelirseniz Eskişehir'in meşhur balaban köftesini yiyin. 150 lira porsiyonu. En uygun ve en güzel yiyebileceğiniz yerlerden biri. Bunu unutmayın Köfteci Ahmet. Evet buradan da görüyorsunuz helvacıları çekmek istedim. Metelvamız meşhur bizim. Buradan metelva alabilirsiniz hediyelik sevdiklerinize. İşte çok güzel Türk kahveleri satıyorlar. Bunları alabilirsiniz. Ayrıca biraz aşağıda haşhaşlı Eskişehir Haşhaşlısı çok meşhurdur. Ben şehir dışına her çıktığımda arkadaşlarıma götürüyorum ve hepsi bayılarak yiyorlar. Mutlaka deneyin. Simidimizle de denemenizi öneririm. Burada da kahve çekiliyor görüyorsunuz. Sizler için çektim. sadece kahvemizi de çektirdik. Devam edebiliriz. Burası Yılmaz Büyükerşen Bal Mumu Müzesi arkadaşlar. Mutlaka duymuşsunuzdur. Eskişehir'e geldiğimiz zaman girmeden dönmememiz gereken bir yer. Tam bilet 80 lira, indirimli bilet 50 lira. Çalışma saatleri ve günleri o tablolarda yer alıyor. Durdurabilirsiniz. Hemen arkasında Modern Sanatlar Müzesi 10 var. Buraya da görüyorsunuz. Şu anda kapalı. İçerisi yenileniyor. Yeni eserler oluşturuluyor. O sebeple kapalı. Ben o yüzden dışından çekebildim. Yanılmıyorsam Eylül ayına kadar mıydı? Ekim'e kadar mı kapalı? Arkada az önce gördüğünüz yerde bu OM'un Kafesi. Çok güzel ürünleri var. Denemenizi isterim. Buradan devam ediyoruz. Burada Eskişehir'in meşhur hamamlarının bir temsili olan Hamam Müzesi'ni görüyorsunuz. Hamam Eskişehir için çok meşhurdur. Bizim büyüklerimiz yani benimki anneannem, dedem hali hazırda ee, hamama gitmeden rahat edemezler arkadaşlar. Eskişehir'de gerçekten çok meşhurdur. Ben sizin yerinizde olsam gelmişken bu hamamlarımızda bir kere olsun yıkanırım. Evet tam bilet 50 lira, indirimli bilet 30 lira. Hafta içi hafta sonu çalışma saatleri var, tatil günleri var, incelersiniz. Hamam müzesinin hemen ardında da sanat sokağı yapıldı. Burası çok güzel bir yer, böyle modern eserler, güzel mutfaklar. Ee, buraları da gezmenizi isterim. Bir dükkanlar, şöyle minik bir görüntü alacağım. Görüyorsunuz çantalar, el baskısı bunlar e, ürünler böyle. Evet burada da meşhur e, İstanbul Galata. E, kulesine çıkarken biliyorsunuz orada merdivenler var meşhur. Burada da onun temsilini yapmışlar. Evet bunun devamına yeni bir mekan açılmış. Şimdi mekanın öresine geçiyorum. Evet burası bu az var. İçerisinde 3-5 çeşit dükkanın olduğu bir topluluk diyeyim. Bunun içerisinde e, İtalyan makarnası yapan bölüm var, pastane var, teras katı var. Burada e, çay kahve içebiliyorsunuz. Yine onun dışında farklı yemek seçenekleri var. Görüyorsunuz bakın İtalyan e, kısmı, burası pastane kısmı. E, hepsine tek bir yerden sipariş verebiliyorsunuz. Yani dilediğiniz yere oturuyorsunuz. Onlar sizin istediğiniz ürünü size getiriyor. Menü ortak gibi düşünün. E, burada evet makarna ve çiğ börek yapıyorlar. İtalyan makarnası tekerde biliyorsunuz ki. Evet çok güzel burası da. Burası akşam manzarası terasın. Ben çok sevdim. Fiyatları makul gelinebilir. Ahşap Eserler Müzesi'ni görüyorsunuz. Eskişehir Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde üretilen heykeller burada sergileniyor. Görmenizi isterim. Şimdi gelen yerde Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi. Eskişehir'de yaşayan Kırım Tatarlarının kültürünü yaşatmak, tanıtmak amaçlı yapılmış bir müze. Görmenizi öneriyorum. Burası da Tayfun Taliboğlu Müzesi arkadaşlar. Çok sarı daktilo var. Bülent Ecevit'in daktilosunun da sergilendiği bir alan var. Odunpazarı bu şekilde müzeleriyle, tarihiyle birkaç yiyecek alanı sizlere tanıtmaya çalıştım umarım beğenirsiniz yorumlarınızı bekliyorum sorularınız olursa da ekleyebilirsiniz görüşmek üzere.